Arkadaşlar merhaba. Fentezinin birinci sorusuyla başlayalım. Burada bize demiş ki 3 tane öncülümüz var. Hasan ve Barış'la alakalı bir durum anlatmış. Ankara'da yaşayan iki arkadaşlar zıt yönlerde bisikletlerini süreceklermiş. Sadece gün doğumundan gün batımına kadar bisiklet süren arkadaşlar bir hafta yolculuk yapacaklar. Hangisi gibi olmalıdır? Şimdi burada öncüllerimize baktığımızda ikinci öncülden 23 Eylül olduğunu anlarız. Türkiye'de 23 Eylül'den sonra gündüz süresi ne oluyordu? Kısalmaya başlar. Hasan daha fazla seyahat ettiği diyor burada. Gündüz süresi daha uzun demek ki. O yüzden ekvatora doğru gitmesi lazım. Yani güneye doğru gidecek. Barış bunun tam tersi olduğuna göre Barış da nereye gidecek arkadaşlar? Kuzeye doğru gidecektir. Yani 23 Eylül olduğunu biz ikinci öncülden anladık. İkinci sorumuz. Rüzgar oluşumu basınç sorusuyla alakalı. Rüzgar oluşumu neydi arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareketli hava akımıydı. Buraya baktığımızda da kağıt şerit birinci durumda daha fazla hareketlenmiştir. Bak birinci durumda mı daha fazla hareketlenir yoksa ikinci durumda mı? Nerede soğuk hava daha hakim? İkinci şekilde. O yüzden bu yanlış. Sonra cevabımız çıktı ama bakalım kağıt şeridi her iki durumda da mumun olduğu tarafa doğru hareketlenmiştir. Evet, sıcak olan tarafa doğru. Kağıt şeridinin hareketlenmesi nedeni basınç farklılığıdır kesinlikle. Rüzgarlar basınç farkından dolayı oluşur. DNA modeline göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1 ve 2 numaralı yapılar tüm canlıların DNA'sında bulunur. Fosfat ve şekerden bahsediyor. Doğru. 3 numara organik bazdır ve 4 çeşittir. 3 numara nedir arkadaşlar? Burada organik bazdır ve 4 çeşittir. 4 numara guanin organik bazı ise 5 numara adenin organik bazıdır demiş. Adenin nükleotididir olması gerekirdi deseydi doğru kabul edebilirdik. O yüzden yanlış cevabımız Bursa. Dördüncü soruda ise burada da kuzey yarımkürede yengeç dönencesi üzerinde olduğu bilinen K, güney yarımkürede oğlak dönencesi üzerinde olduğu bilinen L noktaları ile ilgili bilgiler var. L noktasında gündüz ve gece süresi arasındaki fark her geçen gün azalmaktadır. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ya bu tarafa doğru ya da şu tarafa doğru bir eylem söz konusu. Öğle vakti gölge boyları ölçülen özdeş cisimlerden K noktasındaki cismin gölgesi daha kısadır demiş. K cisminin gölgesi daha kısaysa o zaman kuzey yarımkürede güneş ışığına daha büyük açıyla düşüyor yorumunu yapabiliriz. Yani buradan 3'ü elemiş olduk. K noktasında bir yüzeye düşen ışık miktarı her geçen gün azalmaktadır. K nerededir? Kuzey yarımküredir. Zamanla ne olacak arkadaşlar? Güneşin geliş açısı değişeceğinden dolayı güneş ışığı miktarı her geçen gün azalır deriz. Burada şurayı iptal ettiğimize göre cevabımız 1 ve 2 aralığındadır. Beşinci soruda fiziksel ve kimyasal değişimlerle alakalı bir soru. Bak birinci şekle baktığımızda, modellemeye baktığımızda farklı cins atomlar birleşirse ne olur? Kimyasal değişim söz konusudur arkadaşlar. Burada ise aynı cins atomlar birazcık daha düzenli hale gelmişler. Hal değişimi vardır deriz, fizikseldir. Diğerinde ise farklı atomlar birleşmiştir, kimyasaldır. Altta diyor ki bize bir grafik vermiş. 25'e 75 oranı var. Kim çaprazlanmış olabilir diye soruyor. Bu oran arkadaşlar melezlerin çaprazlanmasıyla çıkar. 7. soruda burada F1 dölü, F2 dölü diyorsa bunlar kesinlikle homozigottur arkadaşlar. Homozigot baskın veya homozigot çekiniktir. Şurada F2 dölülerin hepsi melezdir. F2 döllerini bulmak için de melezleri kendi aralarında çaprazlarız. Bu o zaman ne olur? Ya büyük A büyük A ya büyük A küçük A. Büyük A küçük A büyük A küçük A. Küçük A küçük A şeklinde çıkar. Buraya baktığımızda da hangisi yanlıştır diye soruyor bize. F2 döllerinde, F2 dölü burası. En fazla iki farklı genotip, iki farklı fenotip vardı. Bak iki farklı fenotip olması doğru ama iki farklı genotip değil, üç farklı genotip oluşur. Cevabımız denizde. 8. soruda adaptasyon sorusu galiba. Bir de modifikasyon var. Albinizm demiş, pardon mutasyon.
Renk pigmentinin eksikliğinden bahsediyor. Çuha çiçeği de neydi? Modifikasyondu. Burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? Çuha çiçeğindeki değişim hem genotip hem de fenotip demiş. Hayır, sadece fenotip olur. Cevabımız C. 9'da geldik. Gen aktarımıyla alakalı bir durum var. Hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Burada gen aktarımı ile hastalara ve zararlara karşı dirençli bitkiler, raf ömrü uzun meyve ve sebzeler elde edilebilir. Örneğin bilim insanları çok soğuk koşullarda yaşayabilen dil balığından alınan antifreze genini domates bitkisine aktararak soğuğa dirençli domates geliştirmeyi başarmıştır. Böylece raf ömrü uzun domatesler yetişmiştir diyor. Günümüzde bilim insanları farklı canlılara ait üstün özellikleri bir canlıda toplayabilir. Evet, aktarabilir, orada toplayabilir. Bir zaten her halükarda var. Genetik mühendisliği, tür içi çeşitliliği doğal yollarla artırabilir demiş. Bu doğal bir yol mudur? Yapay bir yoldur arkadaşlar. Bir canlı türüne ait bir gen başka bir canlı türünde de aktif olabilir. Evet, raf ömrünü uzatmış bir balığındaki gen. Ona geldik. Burada arkadaşlar basınç değerlerini veriyor bize. Birinci araçta 6 tane teker var. İkinci araçta 4 teker var. Üçüncü araçta ise 8 teker bulunuyor. Bunların ağırlıklarını kıyaslayacağız. Bak şimdi 2 ile 1'in basınçları birbirine eşitmiş. Basınçların ortak bir değerde bir sayıda eşit değilim mi? Mesela böyle 24 Newton olsun. Böyle 6 dersek basınç kaç çıkar? 4 Pascal. Burada da ağırlığına 4 Newton deyip yüzey alanında 4 zaten. 16 deyip ağırlığına 16 Newton deyip buradan basınç kaç çıkar? 4 Pascal çıkar. Burada ise arkadaşlar basınç daha büyükmüş. O zaman daha büyük bir sayı vermemiz gerekir. Mesela 80 Newton bölü 8'den 10 Pascal gelir, büyük olmuş olur. Ağırlıklarını sıralarsak en ağır kimdir? Kamyon, yani 3 numara büyüktür. Daha sonra kim daha ağırdır? 1 numara ağırdır. Sonra da 2 numara. Cevabımız Ceyhun. 11. soru kolay bir soru arkadaşlar. Grafiğe bakarak kıyaslama yapacaksınız. Hangisi söylenebilir? Bakın D'de diyor ki Batı Marmara bölgesindeki gen çeşitliliği Güneydoğu Anadolu bölgesinden daha fazla olması beklenir. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da akraban yemekleri çok fazla olduğu için burada gen çeşitliliği aynı havuz içerisindendir ve çeşitlilik daha azdır. Ama Batı Marmara'da akraba evliliği daha az olduğu için farklı genlerin bir araya gelmesiyle gen çeşitliliği artar. Cevabımız Denizli. 12. soruya geldik. Adaptasyon sorusu. Çöl diyor. Bak burada da çöl var. Demek ki bunlar aynı ekosistemde yaşayan canlılar. Bunların ikisi de kamufle olmak için kahverengi, altın sarısı, gri ve beyaz renklerdeki tüylere sahip olabiliyorlarmış. Ne deriz? Aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterebilirler. Buraya geldik. Şurada arkadaşlar basıncı artırmaya mı azaltmaya mı yöneliktir? Azaltmaya. Burada ise neye yöneliktir? Basıncı artırmaya. 3'te ise nedir? Basıncı artırmaya yöneliktir. Şunu da paletlerini çıkarmış. Hangisi söylenebilir diye soruyor. Birinci durumda yapılan işlem basıncı azaltırken diğerlerine basınç artar. Evet, bulduk. 14. soruya geldik. Sıvı basıncı sorusu. Bunların arkadaşlar basınçları eşitmiş. Basınç neye bağlı sıvı basıncı? Yükseklik ve yoğunluk. Demek ki 2H çarpı D desek. Buradan kaç Pascal gelir? 2 Pascal gelir. Burada da H'mış. H çarpı 2D dersek ancak 2 Pascal bulabiliriz. Demek ki yoğunluk burada K'da daha küçük. Bakalım 14'e. L kabındaki sıvının yoğunluğu K'dan daha büyüktür. Doğru. L kabındaki sıvı 2H seviye kadar doldurulursa tabandaki sıvı basıncı 2 katına çıkar. Evet, 4 olur. Doğru. K kabı sıvı kabındaki sıvı L kabı özdeş bir kaba boşaltılırsa tabana uygulanan sıvı basıncının büyüklüğü değişmez. Hayır, tabii ki de değişir. Yükseklik değişiyor ve yoğunluk da var. Cevabımız C. 15'e geldik. Arkadaşlar bu baz. Şu ise asit. Bazın üzerine asit döküyoruz. Bazın üzerine asit döküyoruz. Burada ne olacak arkadaşlar? Kattaki OH iyonları azalır. Evet, pH. Yani H iyonları artar, OH iyonları azalır.
Kabın içindeki çözeltinin pH değerinin artması demiş. Burada arkadaşlar kabın pH değeri artmaz, azalır. Çünkü asit ekliyoruz üzerine. Çözelti biraz daha asidikleşecek, azalır. Kapta H iyonları oluşur. pH değeri 7 olabilir. Nötrleşme tepkimesi ise hız elde edilir. Cevabımız bursa. 16'da açık hava basıncıyla alakalı bir durum var. 16'ya baktığımızda her 3 öncülü de arkadaşlar burada görebiliyoruz. Zaten şurayı okuduğumuzda çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. 17'de periyot grup numaralarını bulacaksınız. Şu satır arkadaşlar grup numarası, bu sütün ise periyot numarasıdır. KN, N ve N elementleri ile ilgili olarak aynısı söylenebilir demiş. Burada tek tek periyotlarını buluyorsunuz. Buradan M ve N elementleri oda koşullarında bileşik oluşturamazlar diyor. Burada M ve N'yi ben bulmuştum. Ametal ve soygaz olarak karşımıza çıkıyor. Oluşturmazlar. Doğru. Diğerleri yanlış. 18'de diyor ki metal, ametal, yarı metal ve soygaz elementlerini eksiksiz olarak göstermişti. Kim daha doğru göstermiş burada arkadaşlar? Ahmet'e baktığımızda ametal, daha sonra yarı metal, metal, yarı metal ve soygaz. Üçünü de çok doğru bir şekilde, eksiksiz bir şekilde gösterebilmiş. 19'a geldik. Burada ne diyor bize? Yukarıda verilenlere göre eşek arısı iğnesi, bal arısı iğnesi, sirke ve amonyağın asit ya da baz olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Yukarıdaki özelliğe baktığımızda asitin etkisini azaltmak için, bazen etkisini azaltmak için ise asit özellikli maddeler kullanılır. Bu bilgiye günlük yaşamda oldukça işimize yarıyormuş. Örneğin eşek arısının soktuğu bölgeye sirke sürülerek acı hissi dindirilirken, bal arısının soktuğu bölgeye kabartma tozu ya da amonyak sürülerek acı hissi dindirilebilir. Buraya geldiğimizde de arkadaşlar eşek arısının baz olduğunu, bal arısı iğnesinin asit olduğunu, sirkenin asit, amonyak ise baz olduğunu bulabiliriz. Şuraya bakarak ne çıkıyor? 20'de ne demiş bize? Buna göre fotoğrafları verilen fiziksel ve kimyasal değişim örnekleriyle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Fotosentez arkadaşlar bir kimyasal değişim olayıdır, kimyasal bir olaydır. Bu yüzden atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması ile kimyasal değişim gerçekleşir ifadesi doğruydu. Değişimler konusunda zaten fotosentezde kimyasal olduğunu gördük. Denememiz bitti arkadaşlar. Umarım güzel geçmiştir. Görüşmek üzere.